Amaç kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. %100 Türk sermayeli Silva. Hiçbir zaman alışveriş değildir. Ve fakat daima veriş ve alıştır. Çocuklarımız da öyle. Çocuklarımıza ne verirsek, genetik getirinin, Allah-u Teala'nın takdir ettiği mizacının ve çocuğun kendisine zemin hazırlanarak nasıl bir yapıda olduğunun sonucuna bakarak çocuk verdiklerimizi aynen alıyor, kullanıyor, bir anlama dönüştürüyor ve ona göre hareket ediyor. Anneler, babalar olarak acaba çocuklarımıza ne yükledik ki çocuklarımız bugün hayatta hiçbir şeyden memnun olmuyorlar? Acaba çocuklarımıza ne söyledik ki, ne yaşadık ki, ne hissettirdik, ne düşündük ki bugünün yetişkinleri olan jenerasyon her şeyi kendisine bir yük gibi görüyor. En doğru, en güzel şeyler bile onun gözünde sorgulanabilir şeyler. Normal bir sorgulamanın ötesinde, bu doğru mu yanlış mı diye sorgulamanın ötesinde hayata sürekli negatif bakmak, sürekli kendisini savunmaya almak, kendisini korumaya almak ve eşini dahil, çocuklarını dahil kendisini koruyacağı muhataplar olarak görmek durumu acaba nasıl meydana geldi? Bugün ben İki çocuktan fazlasına bakamam algısı nasıl oluştu? Ben normal doğum yapamam, o kadar ağrıyı çekemem algısı nasıl oluştu? Ben eşimin kölesi değilim diye en basit hizmetlerde bile, en basit kendi sorumluluklarında bile sanki onu eşi için yapıyormuş gibi algılamak niye? Sadece baba olmayı, eş olmayı dışarıdan para getirmek olarak algılayan, evin ve çocukların hiçbir sorumluluğunu üstlenmeyen bir algı nasıl oluştu? Bunları yetiştiren bir anne vardı. Bunların başında bir baba vardı. Acaba onlar nasıl annelik babalık yaptılar? Ve toplum bu çocukları nasıl etkiledi? Okullarda neler aldılar? Arkadaşlarından neler edindiler ki bugün toplum gerçekten hızla çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Eğer bir sorunun kaynağını öğrenerek o kaynaktaki sıkıntıyı gidermezsek, sebepler değişmeden sonuçlar değişmez ilkesi var eğitimde ve hayatın her alanına uygulanabilecek bir ilke. Biz elle tutulur ve toplumu daha iyiye götüren sonuç tespitlerde bulunamayız, çözümler üretemeyiz. Onun için nerede düştüğümüzü öğreneceğiz ve ondan sonra oradan kalkmaya çalışacağız. Efendim bugün insanlardaki bu negatif algı nasıl oluşuyor, bunun aileyle ilgili boyutu nedir konusunu çok değerli bir hocamızla konuşacağız inşallah. Marmara Üniversitesi İlahiyat ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamız. Allah razı olsun, ne zaman çağırsam kırmıyor ve her seferinde kalitesine, kimliğine, kişiliğine, toplumdaki duruşuna, verdiği ürünlere hayran kaldığım, çok saygı duyduğum çok değerli hocamızla bugün birlikte olacağız. Faydalı olması duasıyla ben hemen kendisine dönüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Öncelikle Ramazan mübarek olsun değerli seyircilerimizin. Allah razı olsun. Programımızda hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Efendim güzel sözleriniz sizden kaynaklanıyor. Estağfurullah. Güzellik görebilmek için güzel olmak gerekir. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah daim eylesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizi de başımızdan eksik etmesin. Görüyorum her seferinde yeni fikirler üretiyor, yeni kitaplar üzerinde çalışıyor. Şu anda da önümde inşallah yeri geldiği zaman değerli seyircilerimizi de tanıtacağım. Hep böyle bir derdi olmak, bir davası olmak, derdi davası kitap çıkarmak değil. Derdi davası gerçekten hizmet etmek, faydalı olmak ve toplumun daha iyi bir zemine sahip olması, daha iyi bir anlayışla, daha iyi bir yaşayışa sahip olması için bir insanın derdinin olması hem derdi kıymetli hem bu derdin yaptırdığı şeyler kıymetli hale geliyor. Bu da Allah'a şükür çok önemli bir şey. O yüzden de hem tebrik ediyorum hem insanımız adına teşekkür ediyorum size. Ben Rabbim uzun ederim. Ömür versin Allah inşallah. Sizden de. Konuyu belki böyle başlayarak girebiliriz. Emri bil maruf nehyanil münker İslam dininde önemli bir yer tutuyor. Evet.
diğer adı tebliğ, irşat da olabilir. Normalde baktığımız zaman farz-ı kifaye bir görevdir. Yani bir toplumda bazı kişilerin bu görevi yerine getirmesiyle bu farz tüm toplumdan, tüm Müslüman ümmetten düşmüş olur. Ama bazı zaman olur ki tüm toplum bu işle görevlidir. Bununla ilgili benim hayatımın ilkesi olan İmam Gazali'nin İhya'da açıkladığı şu ilke çok önemli. Emri bil maruf nehi anil münker bölümünü Gazali İhya'da anlatırken uzun uzun anlatıyor. En son taraflarda amme münkeratı diye bir başlık var. Bu başlıkta özetle şöyle söylüyor. Kişi bildiğinin alimidir. İlmin sonu yoktur. Kişi bildiğinin alimidir. Dünyanın herhangi bir yerinde senin bildiğini bilmeyen var. Sen de gidip ona anlatmaya, öğretmeye gücün yettiği halde gidip anlatmıyorsan sorumlusun diyor. Evet. Yine devamında dünyanın herhangi bir yerinde bir kötülük oluyor. Ve sen de gidip o kötülüğü önlemeye gücün yettiği halde gidip önlemiyorsan sorumlusun diyor. Dolayısıyla bu sorumluluk anlayışı içerisinde hareket ediyorum ben. Allah'a şükür. Ve Allah bunu razı olsun. Yapmak lazım. Allah'a şükür. Şimdi siz program girişinde böyle toplumdaki sorunlardan bahsettiniz. Bu nereden kaynaklanıyor vesaire. Evet. Tabii toplum gerçekten değişiyor, dönüşüyor. Değerlerimiz değişiyor. İnançlarımızın pratiğe uygulamasında farklılıklar var. Her alanda sorun var. Bunların içinde ailede de var. Dolayısıyla dünyadaki olup biten algılar hepimizi etkiliyor. Ve şu andaki dünyadaki yaygın olan algı Avrupa'da varoluşçu ve insancı yaklaşım, Amerika'da da pragmatist, liberalist yaklaşım. Bunlar insan merkezli yaklaşımlar ve öyle bir duruma gelmiş ki temel kavramları insan için, insana göre, insan tarafından diye özetleyebiliriz. Ve bunlara göre özgürlük çok önemli kavramdır ve kişi kendi yolunu kendisi çizecektir. Kimse kimseye karışmayacaktır. Dolayısıyla bu çerçevede kimseye bir şey diyemiyoruz. Herkes kendi yolunu çizecek ve kimse kimseye karışmayacak gibi bir algı oluşmaya başladı. Küçücük ilkokuldaki çocuk bile özgürlüğünden bahsediyor. Annesine, babasına, öğretmenine benim özgürlüğüme karışamazsınız gibi tepkilerde bulunabiliyor maalesef. Evet. Efendim, bunlar bir sonuç. Çocuğun böyle olması bir sonuç. Şimdi anne baba arasındaki iletişimsizlikten tutun, çocukların birbiri aralarındaki tartışmalarına, kavgalarına ve onların anne babalarına yaklaşım biçimlerine kadar ele aldığımızda ne gibi sorunlar ya da ne gibi şeyler var ki çocuk böyle diyor? Ne oldu ki hakkı kabule yatkın doğan bir insan hakka karşı çıkıyor? Bir genç hakka karşı çıkıyor. Söylendiği zaman ibadetlere, tesettüre, namaza ya da başka emirlere karşı çıkabiliyor. En basitinden yatağını toplamasıyla ilgili bile annesiyle cedelleşen, annesiyle ciddi tartışmalar yaşayan çocuklarımız oluştu. Biz ne yapıyoruz da böyle oluyor efendim? Şimdi biz ne yapıyoruz derken yani biz sadece kendi toplumumuz Müslüman olarak değişmiyoruz. Tüm dünya değişiyor. Bunun sonucu olarak da işte ekonomi değişiyor, günlük hayat değişiyor, aile değişiyor. Hepsi değişiyor. Tabii ki çocuk eğitimindeki anlayış da değişiyor. Böyle uzun felsefi tartışmalara girmek yerine olayı şöyle özetleyelim. İşte geleneksel aile tipinden yeni bir aile tipini ortaya çıkmaya başladı. Burada karı koca ilişkileri açısından geleneksel aile tipimizde baba erkil ya da kocanın hakim olduğu, reis olduğu bir karı koca ilişkisi varken
yine anne babanın karşısında çocuklar itaatkar bir çocuk anlayışı varken şu andaki anlayışta çocuk merkezli bir anlayış ortaya çıktı. Adeta çocuklarımız evi ele geçirdi ve anne baba çocukların elinde, yani biraz abartarak söyleyeyim, oyuncak durumuna gelmeye başladı. Her şeyi çocuklara göre planlıyoruz. Çocukların isteklerini yerine getirmek için borçlanıyoruz. Bütün fedakarlıkları yapıyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Bunun ekonomik nedenleri var. Bir de düşünce bakımından nedenleri var. İşte düşünce bakımından nedenleri bu disiplin anlayışından kaynaklanıyor. Daha eskiden otoriter anne babalar vardı. Çok sert davranırlardı. Karşısında kendisine itaat eden çocuklar isterlerdi ve böyle de olurdu. Bunun olumlu olumsuz sonuçları tartışılabilir. Öbür taraftan ekonomik bakımından da toplumumuzun çoğunluğu diyelim, yani çok rahat bir ekonomik hayatta yaşamıyorduk. Dolayısıyla çocukluğunda birçok anne baba çok rahat yaşayamadı, istediğini alıp elde edemedi. Bunun verdiği bir tepkisellikle, işte ben çocukluğumda, gençliğimde onları yapamadım, bunları yapamadım. Şimdi çocuklarım o sıkıntıları çekmek istemiyorum. Dolayısıyla ne isterlerse alayım. Ben bunu abartarak şöyle örnek veriyorum. Çocuğun bir şeyi istemesine gerek yok. Çarşıda giderken çocuk şöyle bir yönünü dönse, ona baksa hemen satın alıyor anne babalar. En basit somut örneği olarak evlerimizin oyuncak deposu haline, oyuncak dükkanına döndüğünü görüyoruz. O zaman hocam, burada anne babalığın ne olduğunu bilmemek, nasıl yapılacağını bilmemek gibi bir şeyden söz edebilir miyiz? Tabii ki bilmemek de söz konusu. Onun nedeni de şu, bu geleneksel aile tipimizde bizim, büyük aile tipi, geniş aile tipimiz vardı. Burada son sözü büyük baba, büyük anne söylerdi. Çocuk yetiştirme işi de onların elindeydi. Anne baba çocukların bakımını yaparlardı. Doğru dürüst sevemezlerdi bile, yaklaşamazlardı bile. Ama ihtiyaçlarını giderirler. Terbiyesini ise evin en büyük olan babası ve annesi yapardı. Ancak kendi çocuğunun nasıl eğitildiğini gören anneler, babalar, kendisi büyük anne, büyük dede ya da nine olduğu zaman o tecrübelerini yaşardı. Ama günümüz şartlarında bu ortam kalmadığı için, küçük aile tipine döndüğümüz için çocuğun nasıl yetiştirildiğiyle ilgili tecrübesi olmayan, bilgisi olmayan anneler, babalar türedi. Bir de tepki olarak işte annesinin babasının katı disiplin anlayışı varsa ona karşı daha serbest tutumlar takınmaya başladı. Ve sonuçta böyle bir nesil ortaya çıktı. Tabii bu sadece bizde değil, dünyanın her yerinde aşağı yukarı böyle oldu. Bununla ilgili benim ailede ahlak kitabımda şöyle bir şey var. Bölüm var. Bölüm var. O bölümde Amerika'daki gelişmeleri özetleyen bir bölüm. 1910'larda çocukları döverek eğitin anlayışı vardı. 1920'lerde çocukları mahrum bırakarak eğitin denilmeye başlandı. 1930'larda çocukların yaramazlıklarını görmezden gelin denildi. 1940'lara gelindiği zaman çocukları inandırarak eğitin denildi. 1950'de çocukları sevin denildi. Yani ve 40 yıl sonra yaklaşık bir nesil geldi. Yani artık dayağın bir eğitim aracı olmayacağını, daha serbest bırakmak gerektiğini, çocukları inandırarak, açıklayarak eğitmenin önemli olduğunu, çocukları sevmek gerektiğini ve sevginin ifade edilmesi gerektiğini söylediler. Ama
bir nesil yetişti ki hata yaptıklarını anladılar. 1960'larda çocukları severek dövün denilmeye başlanıldı. 1970'lerde çocuklar mı hepsinin canı cehenneme denilmeye başlandı. Bunu Amerika'daki şeyleri özetlemek üzere Atalay Yörükoğlu aktarıyor. Ben de katılıyorum. Bu Batı dünyası bu anlamda Avrupa'da dahil. Şimdi bunun dışında, bunun sonucu olarak da istediği gibi çocuk yetiştiremeyen Batılı artık çocuk yapmaz oldu. Bunun bir diğer nedeni de kendi özgürlüğüne, kendi keyfine, kendi istediği gibi yaşamaya verdiği önemden kaynaklanıyor. Çünkü çocuk demek fedakarlık demek, çocuk demek sıkıntı demek, problem demek. Dolayısıyla kendi rahatını yaşamak üzere artık anneler babalar Batı'da, özellikle Avrupa'da çocuk yapmıyorlar. Devletler bunun için her türlü tedbiri almaya çalışıyor. Bunun farkındalar ama olmuyor. Ben yabancı dilim Fransızca olduğu için zaman zaman Fransızca filmleri takip etmeye çalışıyorum. Aileyle ilgili birçok film yapılıyor şeyde Fransızlarda. Yani ailenin bittiğinin farkındalar. Hatta bununla ilgili bir arkadaş grubuyla, Avrupalı arkadaş grubuyla konuşurken Fransız ve Norveçli arkadaşlar vardı. Bugün kime sorsanız Avrupa'da sorun aile diyorlar. Ama aileyi de tekrar kurmak için gayret ediyorlar. Bunu gerçekleştirmeleri ise iki sebepten dolayı mümkün değil. Bir, özgürlük kavramı çok fazla gelişmiş. Yani bu aile demek aynı zamanda cinsel özgürlüğü de kapatıyor. Dolayısıyla bundan da vazgeçmek istemiyorlar. İşte bu kavram onların çocuk yapmalarına engel oluyor. Asıl neden, birçok neden var da. Ve sonuçta geleceğini düşünen bir Avrupa toplum var. Biz de onlardan etkilenmişiz. Biz de artık çok küçük aile yapıyoruz. Küçük, yani bir iki çocukla yetiniyoruz. İşin daha da garibi, burada aklıma geldi, vurgulamak istiyorum. Gerçekten Aynen. çok önemli. Bu sezeryanla doğum yaparak evet. Türk hanımları maalesef kendi elleriyle, kendi istekleriyle kısırlaştırmış oluyorlar. Evet. Ve işin garibi, Batı'da böyle olmadığı halde Batı'nın işimize gelen yönlerini alıyoruz hocam. Trafiği harika Batı'nın, temizlik anlayışı harika, sosyal desteği, yardımı harika. Onları almıyoruz. Nerede bizi dibe götürecek? Nerede bizim aile hayatımızı, kişisel doğru tercihlerimizi yanlışa çevirecek? Ne varsa onları alıyoruz. Şu anda 40 küsür yaşındaki olan hanımefendinin ilk doğumunu bile 3 gün 4 gün bekleyerek her şey yolunda, sezeryana gerek yok diyerek de 4. gün normal doğumu yaptırıyorlar. Yani Türkiye'de imkansız. Niye? Ve üstelik bir kere sezeryan olan şahıs, ben de jinekoloji kongresine katılmıştım. Ebe hemşirelik eğitimi aldığım yıllarda uluslararası düzeyde insanların söyledikleri şey şu: 24 yaşına kadar mutlaka özellikle doktorlar bir doğum yapın. Ve ikincisi, sezeryan olduktan sonra aradan 2 yıl geçince tekrar normal doğum olabilir. Şimdi hiç ağzını açtırmıyorlar. İşte bazı, Allah razı olsun, sağduyulu doktorlar var. Onlar da %60-%70 normal doğum olabilir diyorlar. Bu sefer de rahatına düşkün hanımefendiler, yok gerek yok, o sancıyı çekmeye gerek yok diyorlar. Yani şu anda sezeryan inanılmaz derecede artmış durumda. Ben bir süredir sezeryen ve normal doğum üzerine program yapıyorum hocam. %60 galiba ben diyorum. Doğumların %60'ı. Daha da fazlası bence. Daha fazla da olabilir. Bence daha da fazlası. Yani istatistik sonucuna girmeyen vakalar da olabilir. Ya da tam son zamanlarda ki sayılar belki istatistiklere işlenmemiş olabilir. Yani o kadar çok ki. Doktor bazen mesela diyor ki yok normal doğum yapalım. Yok diyor, hiç onunla uğraşamam diyor. Hemen diyor ben sezeryen olayım, kurtulayım. Ama onun sonucunda gelecek şeyler hakkında hiçbir fikri yok. Sormuyor, ihtiyaç da hissetmiyor.
Yani böyle gerçekten çok garip bir durumdayız hocam. Bir tabip arkadaşla bunu konuşurken, bu Türk toplumunda nasıl oldu falan diye, şöyle bir şey demişti. Önce doktorlar hanımları ayarttılar. Şimdi hanımlar da bu işin tadını aldığı için bu işten vazgeçmiyorlar. Doğru. Diye. Ama hanımlara diyorum ki yapmayın etmeyin. Kendi kendinizi bu kadar kendi elinizle kısırlaştırmayın. Dünyanın bin bir hali var. Her şey var hocam. Her örnekleri şey var. De var bunların yani. Yani örnekleri de var. Allah korusun çocuğunuza bir şey olabilir. Hasta olur, kaza olur, ölür vesaire bir şeyler olur. Tekrar çocuk yapmak istediğiniz zaman bunun geri dönüşü yok. Belki hanımlar diyecek ki siz işte bu işin sıkıntısını bilmediğiniz için dışarıdan rahat konuşuyorsunuz ama siz altı çocuk annesi olarak herhalde bunu. Ya bütün sıkıntıları tabii ki ağır bir sıkıntı ama Allah ona göre bir sabır veriyor. Ve ya doğum yapıp da bebeği kucağına aldığı zaman onların hepsi hepsi gidiyor hem de hocam Allah nasip ederse inşallah onları o konuştuklarımızı bir yazılı metine dönüştürmek istiyorum ben. Ağrının insan psikolojisine, insanın kendisini güçlü ve iyi hissetmesine, ben bunu da başardım demesine o kadar ciddi katkıları var. Doğumun toparlanmasına, uterusun toparlanmasına, sütün gelmesine, anne çocuk arasındaki duygusal bağın güçlü olmasına, çocuğun sezeryandan sonra ayrılık anksiyetesi yaşamamasına ve pek çok akciğer sıkıntısı yaşamamasına dair o kadar çok şey var ki, faydası var ki. Yani bunları televizyonlarda ısrarla anlaşılır biçimde açıklamak gerekir. Ve bir de evden işe, işten eve ya da evde duran hanımefendiler günlük rutinin dışına çıkarak hiç kaslarını çalıştırmıyorlar. Evet. Hiç eklemlerini hazırlamıyorlar, normal doğuma hazırlamıyorlar. Yani bunun ciddi bir toplumsal proje olarak, ciddi bir derdimiz olarak ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle, yani biz bunu vurgulayalım. Evet. Yani bir insan kendi kendine bu kadar şey yapabilir mi ya? Zarar verebilir ya mi? Bu kadar zarar verir mi? Yani resmen kendinizi kısır hale getiriyorsunuz. Evet. Ve bunun telafisi de mümkün değil geri. Şey, yani parayla pulla da yapılacak bir şey yok. Bir defa Allah fıtratta doğal olarak bu doğumu yapmış. İstisnalar olabilir ama normalde doğum yani yüzyıllardır, milyonlarca yıldır böyle olmuş, böyle gidiyor. Ve bunu bozmamak gerekiyor. Evet. Günümüz insanının sorunu bu. Doğal olan her şeyi bozuyor. Yani geçenlerde derste kapitalist sistemle ilgili bir karikatür getirmiş öğrenci. Çok hoşuma gitmişti. Kapitalist sistemi anlatmak üzere eskiden diyor ağacın altında gölgelenen insan, şimdiki günümüzde ise ağacı kesiyorlar, doğruyorlar, çardak yapıyorlar, çardağın altında gölgeniyoruz. Yani yine evet, ağaçtan yapılan bir gölgenin altındayız ama doğalı değil, işlem görmüşü. Tabii ki işlem görülmesi gereken yerlerde işlem görüyoruz ama bir taraftan da bozuyoruz. Şimdi bu doğumda da yani fıtri olanı normal doğumdur. Evet. İstisnalar olabilir. O zaman gerektiğinde yapılabilir. Biz hanımlara bunu ısrarla kötülüyoruz. Lütfen kendinize zarar vermeyin, topluma zarar vermeyin. Dünyanın bin bir hali var. Yarın fikrinizi değiştirirsiniz, çocuk yapmak istersiniz. Ama bu sefer geri dönüşü yok. Allah korusun yani insan tabi bunları aklına getiremiyor ama oluyor. Eşiniz ölebilir, yeni evlilik yapabilirsiniz, çocuğunuz bir şey olabilir. Nitekim geçen bir beyefendiyle karşılaştırmıştık bir seminere giderken. 13 yaşındaki çocuğunu kanserden kaybetmiş bu baba ve çok üzgündü. Bunlar da olabiliyor yani insanın elinde her şey olabiliyor. Dolayısıyla hanımlar yapmayın, etmeyin. Çok basit şeylere yani kapılmayın heveslere. Tamam, sıkıntı çekiliyor elbette ama Allah ona göre bir sabrını veriyor. Ve bütün bu doğum yaptıktan sonra bunların hepsi geçiyor. Çünkü doğalın üzerine insana ne kadar müdahale ederseniz o kadar yaralar açıyorsunuz. En güzel doğal. Halbuki
Bir taraftan da doğal ilaçları şimdi pazarlama kapitalist sistem doğal ilaçları pazarlıyor. Belki biraz da ondan bahsetmek gerekiyor. Bir başka sorun da o. Evet. Şimdi bu kapitalist sistemde normal ilaçları yani atıyorum örnek olsun diye 1 liraya imal edip 10 liraya satıyorlardı. Ama böyle baskılar vesaireler, ilaçların zararları vesaire konuşulunca, bu sisteme yapılınca 1'e 5 falan kazanmaya başladılar. Baktılar ki bu çark iyi dönmüyor. Yeni bir moda çıkardılar. Doğal vesaire diye. Ondan sonra şimdi doğal diye 1'e ürettiklerini 20'ye, 30'a, 50'ye satıyorlar. Eskiden daha çok para kazanıyorlar. Şimdi yeni taktikle, üstelik insanlar da böyle koşa koşa alıyorlar. İşte doğalmış defa. Doğal diye bir olay kalmadı yani. Doğal domatesmiş, doğal salatalıkmış, bunlar bitti. Yani istediğiniz gibi domatesi üretmeye başladılar. Evet. Öyle değil mi? Siz nasıl istiyorsanız öyle. Önce sert yaptılar, suyu olmadı. Suyu yaptılar, şimdi ufacık istediğiniz gibi. Çeri domatesler. Dolayısıyla peki bu ilaçları kullanmayalım mı? Zencefilin doğalını kullanalım. İşte bilmem ne yapı kullanalım ama pakete girip yaptığı zaman bilelim ki onun üzerinde bir işlem yapılmış ve çok aşırı fahiş karlarla satılıyor. Elbette doğal olanı kullanalım ama doğal diye reklam yapılan her şeyin üzerine gitmeyelim. Yok doğal tencereymiş vesaireymiş. Bütün bunların iyice araştırarak kullanılmasını öneriyoruz. Evet. Efendim bunları konuştukça ailede ahlak eğitiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bugün ben yıllar önce duymuştum. Ben bekarken duymuştum. İşte İstanbul'a yakın bir kasaba diyeyim. Orada beyefendi diyor ki biz kimyasallar üzerine bir fabrikada çalışıyoruz diyor. Bizim ürettiğimiz 50 bin liralık o zamanki parayla bir elbise var. O kimyasalların kullanımı esnasında kendimizi korumak amaçlı kullanabileceğimiz bir elbise. İşte yöneticiye dedik ki diyor bakın biz bunu ürettik. Yurt dışından 250 liraya alıyorlar. Üstelik bizim ürettiğimizden daha kalitesiz, daha dayanıksız ve daha masraflı. Yurt dışındaki insan o asıl baştaki insanla anlaşıyor. Ona bir miktar normalde göremeyeceği kadar para veriyor. O bir başka hem devlete zarar veriyor hem o kurumun 50 lira nereye, 250 lira nereye. Çok daha dayanıklı ve üstelik kısa süre sonra oraya tekrar muhtaç kalacaksınız eğer uzun vadeli bir anlaşma yaparsanız. Burada sırf kendi menfaati için o kadar insanın hem sağlığını zarara sevk ediyor, daha iyi korumadığı için, hem daha iyi bir ürünü almadığı için kendisi vebal altında kalıyor, hem de o insanın buluşunu insanlara faydalı hale getiremiyor. Eğer insanımız, bizler, anne babalar, para kazanmanın ötesinde Allah'ı memnun etmek gibi bir derdi çocukların yüreğine yerleştirebilseler, 5 kuruşluk haksız kazancın, çocukların itaatsizliğine, bizim huzursuzluğumuza, ailede kavgalara, ailede boşanmalara, adını sayabileceğimiz pek çok huzursuzluklara sebep olacağını düşünebilseler, anne babalar ailede ahlak eğitiminin her şeyden önde olduğunu zannediyorum anlayabilirler. Evet, aynen. Şimdi bu doğal ürünlere karşı çıktığımız zaman, yani karşı çıkmak da çok zor. Çünkü diyorlar ki, ya ne var ya, bunda ne zararı var, gayet güzel şimdi. Tamam, doğal ürüne karşı çıkmıyoruz. Biz doğal ürün diye insanların aldatılmasına karşı çıkıyoruz. Evet. Şimdi niye böyle biliyor musunuz? Niye? Şu anda sağlık programları çok yaygın. Nasıl yiyeceğiz, nasıl içeceğiz? Ramazanın başında ne yiyeceğiz, ne yiyelim, ne mi yiyelim? Peki niye insanlar bu kadar düşkün? Aslında dünyevileştiği için. Evet. Daha uzun yaşamak istiyor. Daha keyifli, daha rahat yaşamak istiyor. Yani asıl manevi hedefleri ikinci plana atmış oluyor farkında olmadan. Evet. Bunu ikinci bölümde inşallah tekrar detaylandırırız. İnşallah. Evet efendim, kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikteyiz.
Borç kazanmaksa Silva. Ek gelir için Silva. %100 Türk sermayeli Silva.